arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte babama soru soracağım. Röportaj mı yapalım? Evet, röportaj. Peki oğlum. Birinci sorum. Mesleğiniz nedir? Bunu herkes biliyor. Ben yine de söylemek istiyorum. Ben öncelikle müzisyenim. Daha sonra şarkıcıyım. Daha sonra şarkı yazarıyım, söz yazarıyım. Mesleğinize ne zaman başladınız? Profesyonel olarak 1996 yılında, fakat müziğe 1985 yılında başladım. Profesyonel olmak demek, ilk albümümü çıkarttığım, bu işten artık para kazanmaya başladığım zaman 1996 yılıydı. Neden bu mesleği seçtiniz? Çünkü en yetenekli olduğum, en sevdiğim, en iyi olduğumu zannettiğim, en becerikli olduğum konu müzikti. Öncelikle bunu hobi olarak yaptım, daha sonra mesleğe dönüştüm. Tamam. Evet. Dördüncü soru. Bu mesleğe sahip olmak için hangi özellikler gerekiyor? Öncelikle iyi bir kulağa sahip olmak gerekir. Tabii ki müziği çok sevmek gerekir ama çok da müzik dinlemek gerekir. Belki en önemlisi çok fazla müzik dinlemektir. Çünkü bir yazar nasıl çok fazla kitap okursa, bir müzisyen de çok fazla müzik dinlemelidir. Tamam. Doğru. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Bu mesleğin en büyük iki zorluğu, birincisi uykusuzluk, ikincisi çok seyahat etmektir. Uykusuz olduğun zaman ve çok seyahat ettiğin zaman aileni daha az görürsün. Bir diğer zorluğu da budur. Bu da doğru. Teşekkür ederim. Beni doğruladığın için. Altıncı soru. Siz çocukken hangi mesleğe hayal ederdiniz? Ben çocukken 80 günde devre alem, yani 80 günde dünya seyahati adlı Jules Verne'in romanını okuduğum zamandan sonra müziğe aşık oluncaya kadar hep gezgin olmak isterdim. Gezgin olup bütün dünyayı dolaşmak isterdim. Tamam, doğru. Yedinci soru. İşinizde karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz? Sorunları. Evet. Yani zorlukları, problemleri nasıl çözüyorum? İyi bir ekip kurdum uzun zaman sonra, uzun zaman çalışarak. Ekibime güvenerek, onlara danışarak ve bu konunun ustalarının sözlerini dinleyerek sorunları çözmeye çalışırım. Doğru. Sekizinci soru. Bu meslek yorucu mu? Az önce söylediğim uykusuzluk veya seyahat etmek gibi konuları düşündüğümüz zaman benim bildiğim en yorucu meslek bu. Sadece sizin bildiğiniz değil mi? Evet, yani ben bu mesleği biliyorum ve bunun da çok yorucu olduğunu biliyorum. Ama her meslek kendine göre zorluklar ve yorucu taraflar taşır. Doğru. 9. Mesleğinizin en eğlenceli yanları neler? Mesleğimin en eğlenceli yanı stüdyoda şarkı kaydetmek, yeni şarkılar kaydetmek ve sahneye çıkıp beni ve şarkılarımı seven insanlara şarkı söylemek, hatta onlarla birlikte şarkı söylemek, şarkılara duyguları, hüzünleri, coşkuları paylaşmak. Bakalım. Doğru. 10. soru, son soru. Şu an seçme şansınız olsa tekrar yaptığınız mesleği seçer miydiniz? Evet, seçerdim fakat akademisyen olmak isterdim. Yani müziğin öğretici tarafında olmak isterdim. Müziğin eğitimini hem lise, hem üniversite, hem yüksek lisans, master dallarında çalışarak daha sonra da başkalarına faydalı olabilecek akademisyenlik tarafında olmak isterdim. Hı, bakıyoruz. Doğru. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha başka sorunuz var mı Kerem Bey? Yok.
Peki o zaman ben benimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederim. Benim, rica ederim. Ben sözü size bırakıyorum. Arkadaşlar, babamla röportajda bu kadardı.